Şimdi soruyoruz. Beş vakit namaz. Kelime-i şehadet. Eşhedü enne. Bakın. Eşhedü enne. Şahitlik ve tanıklık ederim. Allah'ı görmeyen bir kişinin şahitlik ve tanıklık etmesi nasıl? Mümkünat yok, yok ki. Bakın biz kelime-i tevhid kullanıyoruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliül Veliyullah diyoruz. Ama iman ediyoruz. Bir şey görmek başka bir şey. Bir şey iman edip onu kabul etmek başka bir şey. Hazreti Ali diyor ya, siz onu kafa gözleriyle göremezsiniz. Gönül gözleriyle. Peki teslimi. Söylüyoruz. Kaç kişi gönül gözünü açtı da Rabbini gördü de şahitlik ve tanıklık yaptı? Muhammed Mustafa Miraç'ta gerçekleştirdi. Ali el-Murteza, Ehl-i Beyt onu kim anlar? Erenler ve evliyalar nefis tezkiyesi ve terbiyesi yaparak bunu gerçekleştirdiler. Peki şu andaki canlarımız hangisi gönül gözlerini açtı da hepsi eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden abdühü ve resulullah diyor? Şahitlik yapıyorsunuz, tanıklık yapıyorsunuz. Görmediğiniz bir şeye nasıl tanıklık yapıyorsunuz? Ve İslam'ın şartı 5 diyorsunuz. Hayır efendim, İslam'ın şartı Kur'an. İslam'ın şartı 114 süredir. İslam'ın şartı Kur'an'ın gerekleriyle hareket etmektir. Kur'an şarta bağlanabilir mi? Kur'an'ın şartı da güzel insan yaratmaktır. Mümin insan yaratmaktır. İnsana ve insanlığa hayırlı olan insanlar meydana getirmektir. Kur'an ve peygamberler sapıtmış, sapkınlığa gitmiş, ahlakı çökmüş toplumlara gitmez mi? Öyledir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Biz niyaz ediyoruz. Kur'an'a niyaz ediyoruz ve kabul ediyoruz. Ve biliyoruz ki Kur'an'ın hidayeti bizi doğruya götürecek. Biz biliyoruz ki Kur'an'ın ışığı bizi gerçekliğe sevk edecek. Ama bugünkü ahkamın hurafeleri ve bid'atlarıyla değil. Biz bid'atları takip etmeyeceğiz. Biz hurafeleri takip etmeyeceğiz. İnsan-ı kamil yolunda nefsini terbiye eden, nefsini tezkiye eden, riyazet, halvet ve insan-ı kamil yoluna gitme noktasındaki Anadolu'nun sel çeşmesi, Gönüller Güneşi Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşveli'nin 4 kapı 40 makamıyla hareket edeceğiz. 4 kapı 40 makamda makalat kitabında bütün Kur'an ayetleriyle sabittir. Evet. Onun için bizim yolumuz İslam. Amacımız İslam olabilmek. Müslümanlık içerisinde mümini de var. Müslümanı da var. Münafığı da var. Her türlüsü de var. Ama İslam'ın içinde yok Seyyid Ali dedi. İslam teslim ola. Ama bugün İslam o kadar kötü tanıtıldı ki. Bugün yaşanan İslam değil. Bugün yaşanan Muaviye İslam'ı. Kan ve zulüm. Bugün yaşanan Ebevi İslam'ı. Abbasiler dönemindeki fıkhi mezheplerin içtihadı. Selçukluların ve Osmanlıların için içine koydukları bid'atlarla devam etmiştir. Onun için bizim yolumuz belli. Biz yolumuzdan, edep erkanımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Güzel canlar, cümlenizi yüreğimdeki Hak Muhammed Ali sevgisiyle selamlıyor. Yaşamın nuru, Rabbim güzellikleri ve hidayetleri sizinle olsun diyor.